Merhaba arkadaşlar. Doğa bir harika. İstikamet. Şuradaki kayalıklar. Şöyle bir zoom yapayım. Görebiliyor musunuz? Oradaki dikili taşları görebiliyor musunuz? Oraya doğru gideceğiz. Videoyu buradan başlattım. Niye diyorsanız bir sürpriz. Şöyle bir doğada kaplumbağa. Şöyle nasıl göstereyim? Pointer'i çıkarayım. Bakın pointer ne kadar. Kaplumbağanın büyüklüğüne bir bakın. Bayağı bir büyük bir kaplumbağa. Bu kaplumbağayı şuradaki kayalıklarda bir yerde de görmek isterim. İşaret olarak. İnşallah vardır. Haydi video başlasın. Orada kaplumbağanın yanında dümdüz bir ova gibi duruyor ama şöyle bir manzara bizi bekliyormuş. Hemen böyle bir dere yatağının yanından geçiyorum. Burası için buraya geldim. Çünkü buradan kervanların geçtiği, Romalıların, Haçlıların buralarda kervan olarak, yol olarak geçtiği söylendi bana. Şimdi bakalım şu dereyi en kısa, en hızlı bir şekilde nereden geçeceğiz diğer tarafa ve burada işaret falan var mı, belirgin bir şeyler arıyoruz. İstikamet şu kayalıklar, oraya bakacağım ama asıl orada bir tane dikili taşlar, kayalar var. Orada sanırım görmek istediğim yer, orada zannediyorum. Şimdi hızlı bir şekilde gidelim. Mini pointerlerimiz, dedektörümüz yanımızda. Buradan hemen hızlı bir şekilde geçelim. İstikamet orası. Oraya bir gidelim. Şöyle bir derenin yanından. Daha üstlere çıkacağız. Şimdi arkadaşlar, şu kayalar görüyor musunuz? Hepsi aralıktır. Sanki birer kapak gibi. Hepsi şöyle kapatılmış kapaklar gibi. Şimdi daha yukarı çıkalım. Hedeften şaşmadan. Vay be. Daha yukarıda asıl göstermek istediğim yer. Şöyle bir tırmanalım. O yolu bulmam lazım. Şimdi yol artık oradan aşağıdan geçiyor otoban ama burasını bir belirgin bir yer olduğu için çoğu eski haritalarda falan burasını göstermişler. Yani bu kayalıkları, bu bölgeyi, o yüzden kervanların geçtiği yer diye tabir ediyorlar. Şöyle bir mevcut yarıklar. Diğer bölgeye gitmem lazım, diğer tarafına. Asıl gitmek istediğim ise oradaki dikili kayalar şu an görünmüyor. Şu kayalıkların diğer tarafında kaldı sanırım. Vay be. Şöyle bir güzel bir manzaralı. Aslında burada da var.
daha farklı yapıda bir kayalar ama tam yolun nereden geçtiğini bulmak, tahmin etmek istiyorum. Şimdi bu kayalıkları bir kere dolanacağız böyle bir. Aha da bir kaplumbağa daha görüyor musunuz? Bu da bayağı bir iri, büyük. Ulan kaplumbağa sezonu mudur nedir bu yıl? Her yerden kaplumbağa görüyoruz ama daha kaplumbağanın kendisini göremedik. Şekilleri orada da siz de benzetmiş olabilirsiniz, büyük ama kaplumbağa net diyemem. Yani her bakış açısından kaplumbağaya benzemesi lazım. Şöyle kabına böyle bir dokunayım, hem büyüklüğünü görün diye böyle pointer ile. Dur bakayım, kabuğun altına bir şey koymuş olmasın lan. Yok yok. Neyse, fazla rahatsız etmeyelim hayvanı. O da burada besleniyor tabii ki. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? O dikili kayaların yanına da bir gideyim diyorum. Sanırım aradığım yer burası değil, aslında orası. Şu gelmişken şu kayaya da bir bakalım ya. Şurası da bir enteresan. Yani şöyle bir hayvan figürüne benzetebilirsiniz. Deveye benziyor, ne bileyim. Ama tam net bir işaret olduğunu söyleyemem. Şimdi o yüzden böyle bir dolanayım diyorum şuralara. Tabi yorumlarda bana yazabilirsiniz, sizin de gördüğünüz bir şeyler varsa. Aslında bayağı bir dolaşılacak bir bölge. Şöyle daha altlara, şuralara bayağı bir gezilecek bir yer. Şuralara da gidebilirim. Bir bakayım oralara da. Şöyle bir dolaşalım. Bakalım bizi daha ne bekliyor, enteresan. Bir şeyler var mı buralarda? Şu yuvarlak, nasıl bayağı bir yuvarlak kaya. Şurada yuvarlak kayalardan zaten buralarını işaret olarak kullanmışlar. Ama kervanların tam nereden geçtiğini ben de tam şimdi net söyleyemem. Yani tavşanı görüyor musunuz peki? Vallahi çok uzakta ya. Şöyle telefonla bir zoom yapsam ama kıpırdamıyor da şerefsiz şimdi. Kameraya çekiyoruz ya, kıpırdamıyor, duruyor orada. Neyse, bu görüntüyü bir şey koymayız ya. Ama güzel bir tavşan da var, geziyor. Ne güzel ya, doğar. Tertemiz geziyorsun, hayvanlar zaten doğada serbest. Bakın koşuyor yine ama biliyorum ki bu GoPro o görüntüyü tam almayacak. Şurada bir yerlerden, dereden belki de hayvan su içti. Oraya doğru gidiyor. Şimdi şuralara da bir gidelim. Buralarda sikkeler bulunduğu söyleniyor bu bölgelerde. Şimdi oralara girmeyeceğim. Sikkelerin bol olduğu bir bölge diyorlar zaten. Ama ben burada şahsen dedektörü alıp arama yapmadım. Otoban şuracıkta. Şimdi kayalar. Şu büyük yuvarlak kaya. Ona bir bakacağız. Evet, ne diyorduk? Buralarda demiştim size, Romalılara ait sikkeler bayağı bir olduğu söyleniyor. Ama ben size başka bir şey söyleyeyim. Burada sikkeyi bilmem ama şuna bakın. Bu kabuk biliyor musunuz ne kabuğu? Kaplumbağa kabuğu. Ya arkadaş, bu kadar mı çok kaplumbağa görür insan ya? Ben hayatımda 3 tane kaplumbağa görmüşümdür şu ana kadar.
Bugün de 3 tane önüme denk geldi ya. Böyle bir şey olamaz yani. Bilmiyorum artık. Kader mi diyelim? Ne diyelim bilmiyorum. Hayırlısı. Devam edelim. Daha ileri yolculuğumuz devam ediyor. Şöyle önümüze de güzel bakınalım ki başka bir hayvanlarla da karşılaşmayalım. Yani ne demek istediğimi anladınız. Yılanlarla. Buralarda yüksek olduğu için kartalların yuva yaptığından, bir de Romalılar biliyorsunuz kartalı kendi sembolleri olarak bayağı bir kullanmışlar. O yüzden de böyle yerleri işaretlemeyi seviyorlar. Geçiş düzergahları. Şurada bir oyma var ama. Aa, şu kayanın şöyle bakın. Hemen delik diğer tarafa çıkıyor bir de. Şuradaki deliği görebiliyor musunuz? Işığı görebiliyor musunuz? Kafamızdan çıkaralım biraz ya. Işığı görebiliyor musunuz? Daha da yaklaştırayım. Kaya yuvarlak. Ve altı delikmiş. Şöyle bir delik var. İşte böyle şeyler. Şu sütunu görüyor musunuz? Şu sütunu. Bakın yuvarlak şöyle bir kesim sütun. Bu şu üç kayayı da görüyorsunuz zaten. Bu burada bir şeyler inşa olduğu ve yıkıldığının zaten bir kanıtı. Karıncalar da bastı zaten. Şimdi şu sütundan, şu sütunu görünce biraz daha heyecanlandım. Buralarını araştırmam lazım. Tam bir su yuvarlak kesim. Bir tane daha. Şimdiden kesme bir sondajla kesme bir şey değil bu ha. Biraz daha devam edelim. Yani bir yerlerden kırılmış ya da toprağın altındaymış, bir yerlerden çıkarılmış olması lazım. Yani öyle tahmin ediyorum, böyle yuvarlak bir taş. Şu ileriden şu kayaların diziliş şeklini size göstermek istiyorum. Hepsi böyle paralel olarak birbirine dizilmiş. Aa, biz oradan dolandık. Şu dikili kayalar bunlar mı ya? Yakınlaşmışım bayağı bir. Oraya da gideceğim de. Şu kayaların paralel olması sanki eskiden dizilmişler ve bırakılmış gibi duruyor. Durun bakalım, durun. Daha neler bekliyor? Biraz daha ileri gidelim. Daha videoya yeni başladık ya. Daha biraz ileri gidelim. Daha dolaşmaya yeni başladık. Şuradan bir görüntü alalım. Burasında. Evet. Arkadaşlar. Gezilecek çok yer var demiştim ya. Paralel kayalar, yuvarlak yuvarlak, şöyle burası da paralel. Sanırım haritada buralarını gösterilmiş ve yol buralardan bir yerlerden geçiyormuş. Şu ovadan geçerken de zaten dikkatlerini çekmemesi elde değil. Yani burası dikkatlerini çeker kervancıların ve doğru yolda olduklarını bilirler. Şimdi böyle yerlerde
bu kayalıklara vardıkları zaman bir yerlerde konaklamış da olabilirler. Ve durduklarında belki bir şeyler gizlemiş de olabilirler bir yere giderken diye düşünüyorum. Ve o yüzden buralardayım açıkçası, ama ben bir net bir işaret göremedim. Bunu da belirtmek istedim. Şu paralel kayaların yanına oraya gitmek istiyorum ama zaten yuvarlak bayağı bir kayaları görüyorsunuz. Şu dikili taşlara da bir bakayım. Ve belirgin bir şey yine varsa oraya da döner bakarım. Şimdi şöyle bir gidelim hızlıdan. Vallahi şu papatya'dan çay olur değil mi? Papatya çayı. Kim istiyorsa konumu vereyim, gelsin toplasın ha. Bayağı bir papatya var. Çay içeriz. Şimdi şu dikili taşlar, onların yanına geldim. Şöyle böyle göstermek istemedim size ki gölgemi görmeyin, böyle daha güzel görüntü olsun diye buradan çekime devam ediyorum. 3 tane dikili kaya, asıl olay burada ortadakidir. Buralarda sikkellerin bulunduğunu söylediler ama ben buralıcıklarda fazla bir tek tekçilerin bıraktığı çukurlardan görmedim açıkçası. Ya ben tam yerini bulamadım, ya da buralarda arama yapılmamış. Peki ama nasıl yapacağız? Buradan yoldan da gelen geçenler bayağı bir var. Ne yapsak? Dedektörü alıp gelsek mi acaba ya? Çıkartıp onu şimdi. Şurada bir 200-300 metreden bir yol geçiyor. Bayağı da bir işlek yol. Şimdi şöyle yapacağız. O bölgeden geldik. Bu taraftan böyle dönelim arabaya. Hem bir şeyler görürüz belki de. Define nerede olabilir? Define her yerde olabilir. Belki de hiç de olmayabilir. Belki de şöyle bir kayanın altına bir yere de koymuş da olabilir adam. Ulan vallahi billahi bugün bilmiyorum ama şuna bak ya. Bu artık kaçıncı kaplumbağa kardeşim, bakın. Anladım ki bu bölgeyi kervanlar bölgesini boş verin. Burasını kaplumbağa bölgesi ilan etmemiz lazım ya. Define kaplumbağası mısınız? Nesiniz? Vay maşallah ya. Kaçıncı kaplumbağa artık saymıyorum. 3, 4 kaç oldu? Vallahi bu kadar, ne bileyim, bu kadar kaplumbağa görmemişim ya. Maşallah. Kaplumbağalara da doluymuş burası ya. Şöyle bir delik zannettim ama burası tabi. Belki de bir hayvan yuva yapmış. O yüzden oraya fazla dokunmadan. Arkadaşlar, istikametimiz burası olacak. O üç kayayı görüyor musunuz? Bu bölgeyi dedektörle güzelce bir aramam lazım. Siz de videolarımı izleyerek benimle birlikte olabilirsiniz. Yine bir gün, şimdi hemen söz vermeyeyim bu hafta olacak ya da gelecek hafta diye, ama burasını dedektörle arayacağım. Bayağı bir büyük bölge. Biraz risk alacağız. Şurada yol var. Beni izlemeye devam edin. Beni takip etmeye devam edin.